yeni yaşamı inşa etme konusunda el ele vermesi gerekendir. En çok da yoksullar, emekçiler. En çok da tarlada, bağda, bahçede, atölyede, fabrikada, büroda çalışanlar. Yani Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %80'ini üretenler. Yani Türkiye'de doğrudan ve dolaylı vergilerin %80'ini verenler. Ama gelir dağıtılırken açlıkla, yoksullukla terbiye edilmeye çalışanlar. Yani ülkenin asıl sahipleri. Biz yeniden yaşamı inşa edeceğiz. Biz size güveniyoruz. Sizler de birbirinize güvenin. Kimlik, inanç, mezhep ayrımı gözetmeden bir arada durun. Göreceksiniz, o zaman yeni yaşamı inşa etmek daha kolay olur. O zaman hiçbir başbakan televizyona çıkıp size hakaret edemez. Hiçbir başbakan değerlerinizle alay edemez. Hiçbir başbakan sizi tehdit edemez. Hiçbir başbakan halktan aldığı yetkiyi halkı öldürmek için kullanamaz. O zaman işte hiçbir başbakan Roboski katliamından sonra Genelkurmay Başkanı'na teşekkür edemez. Soma maden faciası ve katliamından sonra bu işin fıtratında var diyemez. Yeter ki siz bir arada durun. Yeter ki biz sizin köleniz değiliz. Biz devletin hizmetkarı değiliz. Devlet bizim hizmetkarımızdır deyin. Görün bakın o zaman neler değişiyor bu ülkede. Onu diyebilmeniz... Onu diyebilmenin bir fırsatı var önümüzde. İşte 18-20 gün sonra elinize bir mühür verilecek ve kapalı bir kabinin içine gireceksiniz. Ya eski anlayışla önceki devleti ben onaylıyorum, benim bunlardan şikayetim yok, irademi çalabilirler, paramı çalabilirler, kimliğimi çalabilirler, inancımı çalabilirler, doğamı çalabilirler, her şeyimi çalabilirler, benim bunlara itirazım yok deyip oy vereceksiniz. Ya da hayır, ben artık yeni bir yaşamın örgütlenmesini istiyorum ve devletin başına halk başkanı geçsin istiyorum. Bizden biri geçsin, hepimizin hakkını eşit derecede orada savunsun, bizi birbirimize karşı kışkırtmasın. Devlet bize haksızlık yaparsa devletin bir numaralı koltuğunda hepimizin hakkını savunsun, bizim yanımızda olsun deyip mührü doğru yere vuracaksınız. Bu kadar basit işte. Yeni yaşamı örgütlemenin açılışını yapmış olacaksınız.